Evet değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. BIST yüzde yükseliş devam ediyor. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Değerli dostlar, bankacılık endeksi. Geçenlerde bir çalışma yapmıştık. Bankacılık endeksinde özellikle bir çizgiye dikkat çekmiştik arkadaşlar. Bu çizgiden gelebilecek bir dönüşün fırsat yaratabileceğini, fırsat oluşturabileceğini söylemiştik. Ve burası kırılmadı. Trendin içerisinde devam ediyoruz. Ve yola devam arkadaşlar. Burada trend bozulmadığı müddetçe demiştik. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve geçmiş zirve noktasına vurgu yaparak arkadaşlar 5113 seviyesi altında bir kapanış. Yani şu kalın çizgi yapalım, burayı ince yapmışız. 5113 seviyesi altında bir kapanış gelmediği müddetçe yönümüzün yukarı olduğunu, bir fincan kulp formasyonu içerisinde hareket ettiğimizi söylemiştik arkadaşlar. Ve yanılmadık, hatta sim formasyonu bile diyebiliriz buraya, bakınız. Ve buradaki teknik hedefimiz buradaki derinlik kadar yukarı doğru gitmesidir arkadaşlar. Hemen bunun bir katlama hedefini yapalım buranın. Şu şekilde hemen burayı alıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki derinlik kadar bizim potansiyelimiz var. Ha, bu demek değildir düzeltmeler gelmeyecek arkadaşlar. Bakınız artık biz buradaki destek çizgisi üzerinde hareket ediyoruz. Burada bu destek kırılmadığı müddetçe yönümüz yukarı arkadaşlar. Ve katlama hedefi, çanak katlama hedefi teknik açıdan baktığımız zaman, hemen fiyat etiketinde buraya vuralım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz burayı. Evet, buradaki teknik hedefimiz 6662 seviyesi, çanak katlama hedefi X bankta değerli dostlar. Evet, bu çanak katlama hedefi içerisinde pozitif bir şekilde devam ediyoruz. Bakın tekrar ediyorum, düzeltmeler olabilir ama tekniksel açıdan, trendsel anlamında, yükselen trend anlamında hiçbir bozulma söz konusu değil. Ha, bu destek kırılsaydı arkadaşlar, o zaman diyebilirdik ki problem var ama bu direnç kırılmadı. Şimdi biraz daha olayı küçültelim ve şu alana, minör bazlı çanak seviyesine getirelim arkadaşlar. Bakın burada da yönümüz yine minör bazlı yukarı ve burada da teknik hedefimiz, hemen şuraya aldığım zaman arkadaşlar, buranın da katlaması 5833 seviyeleri olarak gözüküyor. Şu seviyenin altında artık 5317 seviyesi, burada baz aldığımız nokta. Altta bir kapanış görmedik. Artık bu desteğimiz de giderek yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Yani bu trend çizgisinin desteği sürekli yukarı gittiğine göre bizim desteğimiz de sürekli yukarı doğru taşınacaktır. Şu anda herhangi bir problem, panik söz konusu değil. Olumlu seyir devam ediyor. Daha önce bankalardan birkaç tanesinde saatlikte uyumsuzluklar vardı ve biz bu uyumsuzlukları dile getirdik ama sonra döndük baktık ki X bankta destek dedik. Bu destek kırılmadı müddetçe sahip çıkıyoruz dedik. Teknik açıdan sıkıntı olmadığını vurguladık ve şu anda problemsiz bir şekilde devam ediyor. Peki X banktaki dolar bazlı görüntümüz nasıl? Logaritmik görüntümüz nasıl? İsterseniz şimdi bir de onu sizlerle beraber değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Hemen bankacılık endeksinin şöyle görüntüsünü alalım. Dolar bazlı ve logaritmik görüntüsünü. Hemen şurayı logaritmik yapıyoruz. Çizimleri bir kaldıralım ve haftalık görüntüyü şöyle bir alalım. Grafiğimizi de sıfırlayalım arkadaşlar. Evet. Bankacılık endeksinde artık tarihi zirveler devam ediyor. Haftalık görüntümüz arkadaşlar burası. Ve haftalık bazda da şöyle baktığımız zaman halen atarının giderinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle bir kama, yükselen kama görüntüsü arkadaşlar giderek daralıyor. Halen yukarıda potansiyelimiz barınıyor bankacılık endeksinde. Haftalık görüntümüz güzel. İndikatörlere bakıyoruz. Haftalıkta dikkatimizi çeken MACD indikatör. Sıfır bölgesinin üzerinde bir al sinyali üretmiş. Ya bu belki biraz suni olabilir yükseliş. Yani biraz daha devam eder ama bir geri dönüşü olacaktır anlamı da çıkartabiliriz burada. Daha yukarıda hedeflerimiz var ama o hedefleri almadan bir düzeltme de olmayabilir. Teknik şu anda güzel. Dolar bazlı görüntüye baktığımız zaman burada haftalık görüntüde arkadaşlar bir filama vari görüntüde oluşuyor. Eğer böyle bir görüntü, bir filama görüntüsü olursa da haftalık bazda, yani gerçekten bankacılık endeksi şaha kalkabilir. Böyle bir filama görüntüsünde arkadaşlar üst bandın kırılmasıyla beraber güzel bir yükseliş görebiliriz. Yani
Buralar belki test edebilir biraz ama şu şekilde kırılım geldiği takdirde veyahut da şu banttan bir kırılım geldiği takdirde yönü yukarı olacaktır. Ciddi bir yükseliş potansiyeli barındırabilir. Dolar bazlı arkadaşlar bankacılık endeksi haftalıkta bir filama oluşturuyor. Daha önce bu tarz filamalar oluşturmuş mu? Bakalım geçmişine şöyle bir bu tarz filamalar var mı yok mu? Yani çok da bu tarz bir filama görüntüsüne şu anda ulaşamıyorum. Şöyle geçiyoruz geçmişte. Bakın şurada bir filama görüntümüz var arkadaşlar. Burada bir filama yapmış bakınız. Yani aynı benzeri görüntüyü şu anda görüyoruz. Yani bu filama boyu yukarı yönlü yükselişimiz gerçekleşmiş. Bakın şu şekilde. Olumlu arkadaşlar bakınız bu tarz bir görüntü olabilir. Hemen şöyle küçültelim burayı. Evet, bakın benzeri bir görüntü burada söz konusu olabilir. Umarım bu filama güzel bir yükselişte beraberinde getirir arkadaşlar. Bir de şöyle trendine baktığımız zaman düşen trendine arkadaşlar o da çok güzel. Yani bir onay almış görüntüsü bizlere veriyor. Bakınız bu da yaklaşık 2013 yılından itibaren gelen bir trend arkadaşlar. Bakınız düşüşleri görüyorsunuz ve sonunda kırılım gerçekleşiyor, geri çekiliyor. Bir onay olarak çalışırsa da önü açık. Bir diğer oluşum haftalıkta da yine bir tobo vari görüntü olabilir. Bunun senaryosu da şu şekilde burada bakın şöyle bir vakit geçirir ve olay toboya da gidebilir arkadaşlar. Bu açıdan da bir artımız söz konusu olabilir. Yani şöyle bir görüntüyü alırsak bakınız burada bariz bir tobo görüntüsü mevcut durumda arkadaşlar. Yani total görüntüde bankacılık endeksi olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Yani haftalıkta dolar bazlı filama görüntümüz. Dolar bazlı da düşen kırılımı, onay alması, retest yapması ve yine dolar bazlı bir tobo ihtimalimiz söz konusu diyoruz değerli dostlar. Düzeltmeler ufak yolu olabilir. Total yönünü halen yönümüz yukarı diyoruz. Bir de bu 3 senaryonun gerçekleşmesiyle çok şahane hareketler görülebilir. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Olası senaryoları sizlere sunduk, koyduk. Videonun altında açıklama yorumu kısmında referans linklerimiz var. Binance %10.com indirimli kayıt olmayan arkadaşlarımız referans kimliğimizi kullanarak kayıt olabilirler. Yine arkadaşlar katıl üyeliklerimiz var. Canlı yayına yön verebilmek adına bu üyelikleri gerçekleştirmeniz gerekir. Yani minimum düzeyde de bir üyelik yapmanız yeterli. WhatsApp irtibat numaramı kullanmak istiyorsanız, irtibat kurmak istiyorsanız Scalping grubumuz var. Ben oraya yapmış olduğumuz işlemleri atıyorum sadece. Yani değerlendiren değerlendirir. Kimse al sat tut demiyoruz. Buraya dahil olmak istiyorsanız %84 oranında başarı oranım var arkadaşlar. Aylık bazda. Dahil olabilirsiniz. Kral destek, desteğin asya ya da sayende kazandığım katıl üyeliklerini yapan arkadaşlarımızı da buraya alıyorum. Onlarla da birebir irtibat, diyalog kuruyor olacağız. Görüşmek dileğiyle mutlaka yorum kısmına bir yorum yapın arkadaşlar. Beklentiniz ne şekilde? Gerçekten büyük bir rally kapıda mı? Yoksa bunların hepsi bir fake hareket mi? Düşünceniz nedir? Yazarsanız memnun olurum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim.